Biz zaten aldım onu. Babymsuku yine 10 lira göndermiş. Abla şu acil e, çöz, full yapmazsan yazıklar olsun demiş efendim. Nedir bu? A yapıyorum izle. İzle, evet. Evet. Aşkı memnu. Aşkım memnu dizisine ne kadar hakimsin. Benden daha hakimi zaten olması mümkün değil. Benden daha hakimi varsa ya kopya çekmiştir, ya başka bir bok yemiştir. Diğer türlü imkansız. Imkansız abi diğer türlü. Hiç kimse daha şeyinde olamaz. Kimse kusura bakmasın. Kolay bir soruyla başlayalım. Nihal ve Bülent'in gerçek annelerin ismi nedir? İnci. Teşekkürler. Belül'ün Riva'daki evini ilk bulan kimdir? Bir dakika. Nihal, Nihal. İlk Nihal buluyor. Ha, ilk Elif buluyor. İlk Elif buluyor. Elif de Nihal'e yetiştiriyor. Ne? Nereden öğreniyor Matmazel? Bir dakika böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey Nereden öğreniyor Matmazel? Bir dakika durur musunuz? Şu an aşırı sinirliyim. Şu an çok sinirliyim. Herkes beklesin. Herkes beklesin. Matmazel Behlül'ün Behlül'ün evini öğreniyor. Yo. Ya böyle bir sahne bile yok ya. Ne olur bak bunu bildiğiniz uydurmuşsunuz. Cık. Uydurmuşsunuz. Ayrıca sen bir 100 kişiye daha mı abone ülke dedim Ben halüsinasyon mu görüyorum şu anda? Teşekkürler desteğin için. Ben diyorum ki bunu bir çözelim bir bakalım. Bu neymiş ne değilmiş. Okey kolay bir soruyla başlayalım tamam. Eee Nihal ve Bülent'in gerçek annelerinin adını e, sormuşlar efendim. İnci. İnci cevabı. <laughs> İnanılmaz ama gerçekten. Pelionlardan size çok teşekkürler desteğin için. Is here. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Belion Riva'daki evini ilk bulan kişi kimdir? Şimdi bu Elif olarak bilinir. Hatta Elif Nihal'e yetiştirmiş gibi bilinir daha yoğunlukta. Ama aslında öyle değildir. Çok gizli kaynaklar bilir ki, aşırı gizli kaynaklar bilir ki aslında Matmazel Beşir'in evini- Beşir'in diyorum. Behlül'ün evini ilk bulan kişidir. Kimse bilmez ben hariç. Bihter'in ölüm tarihi nedir? Kız 24 Haziran değil mi işte? 24 Haziran 2010. 24 Haziran 2010. Evet teşekkürler. Bihter ve Behlül arasındaki ilişkiyi öğrenenlerin sırası hangisidir? Evet. Firdevs, Beşir, Matmazel, Nihal. Beşir, Firdevs, Matmazel, Nihal. Adnan. Hilmi Beşir Matmazel Firdevs. Beşir Matmazel Firdevs Adnan. Şimdi Firdevs bu arada daha en başından beri biliyor. İkisinin arasında bir ilişki olduğunu. ve şu an 21. Bir dakika bir şey diyeceğim. Şey en başından beri biliyor. Firdevs Hanım. Ya eğer onu atladıysa ne olur bak ben aşırı kızarım. İlk söyleyen o çünkü normalde. Cık. Bak iki diyorsunuz. Bak iki diyorsunuz. Ama bu ilişkiyi bu ilişkiyi ilk bilen hisseden hatta sürekli üstüne gidenizden Firdevs. <laughs> Ama eğer alenen, hani itiraf olarak bakılıyorsa bu mevzuya, itiraf olarak bakılıyorsa efendim o zaman Beşir, Firdevs, Mademoiselle adnan olarak şey, Hilmi zaten değil. Ya bu zaten yanlış, bunu ele, bunu ele direkt. Matmazel nereye ya? Hayır Mademoiselle değil ki hayır. Öğrenenler diyor ama ha öğrenmek farklı tabi. Öğrenmek ayrı. Elif ve Elif hoş geldin bu arada çok teşekkür ederim desteğin için. O zaman bir dakika 2'yi seçiyorum ama bunu şey olarak seçiyorum öğrenmek hani gözüyle görmek ve şahit olmak olarak şey yapıyorum. O yüzden diyorum ki Beşir Firdevs Matmazel Adnan diyeceğim. Ama normalde ilk Firdevs öğreniyor. İlk Firdevs hissediyor. Sonrasında Beşir gözüyle yakalıyor. Ardından Matmazel yani Nihal çok zaman. Teşekkürler tabii. Okey benim tahmin etmemiş ama normalde ne no olur bak ben size söyleyeyim bir aşk memnun gurmesi olarak. Ee, Firdevs'tir bunun cevabı. Teşekkürler. Behlül Bihter'in mezanın başındayken hangi cümleyi söylememiştir? Ben korkan tekim, söyledi çünkü korkak. Herkesin gidecek başka bir yolu vardı. Evet dedi. Kendim dahil herkesin katiliyim dedi. Seni çok sevdim mi çünkü it çünkü it 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 biri Behçet Pekkara doğumunda kaç gül göndermiştir? 21 değil miydi ya? 21 değil mi bunun cevabı? 21 değil mi? Ben de 21 diyorum. Teşekkürler. Bihter ablanın Matmazel aldığı hangi hangiydi? Kendisine aldığı şu küpe, küpe 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 küpeydi değil mi? Çanta değil saat değil küpe küpe <laughs> küpe. küpe küpe küpeyi de nereden kakozladı biliyor musun bu arada bu Matmazel? Ne hin bu ya bu ne hin var ya bu bu fenalık bir şey kakozluyor nasıl kakozluyor da dinle şey yapıyor böyle. işte yıllardır böyle piyano mı öğretiyor. Ay işte Nihal'i bu başarısında sizin de çok emeğiniz ve ipi 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 ip, yapıp da alıyorlar küpeyi. Ne kız kızı çalışmasa nereden matmazel şey olacak ki? Ay ben gideyim gece gündüz duvara mesela piyano çalmasını anlatayım. Çalamaz ki ben de neyle övüneceğim övünemem. Ne alakasın sen orada küpe? Firdevs'in dedikoducu arkadaşının adı Nelis Sevil. <laughs> Ya böyle bir tamlamanın içerisinde yer almayı o kadar çok isterim ki bu arada ya. Mesela işte hakkını Hakkı'nın dedikoducu arkadaşının adı neydi? Tabi siz anneleri tarafından size, size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama meşhur eple ilgili hangisi doğrudur? Bihter bu cümleyi Matmazel'in Adnan'a yazdığı mektupla okumuştur. Mektupta okumuştur, evet doğrudur budur. Doğru ki bu. Katya eline Adnan'ı konuşurken duyup Bihter'e söylemiştir. Yoo. Bihter bu cümleyi Matmazel ve Adnan'ın telefon konuşmuyor. Hayır. Bu cümle ilk kez Bihter'in ağzından çıkmış. Hayır. Teşekkürler. Hangisi final bölümünde evde kalan eşyalardan biridir? Piyano ay Ayna. Ayna. Ayna eşya götürdüler. Sanki hiç paraları yokmuş gibi bu arada. Bu da inanılmaz. Sanki hiç paraları yokmuş. Bütün evi torlayıp toplayıp götürdüler ha. Evde bir ayna kaldı. Bir ayna ya. <laughs> Git yine eşya götür. Bihter ve Behri'nin parfümüne girdikleri iddia, e, iddia nerede yapılmıştır? Bu Dağ'da tatilde. Teşekkürler. Behrin bindiği helikopter hangi ülkede düşmüştü? Azerbaycan. Hatta Azerbaycan'a e, gidiyorlar. Bu aptal başka bir sınırda düşüyor bu salak. Başka tabii başka bir sınırda düşmüyor mu bu? Zorunlu iniş yapıyorlar başka bir topraklara giriyorlar nereye? Suriye'ye giriyorlardı. Şimdi hayır öyle bir yere girmiyor. <laughs> bu arada uçak düşmüyor, uçakla iniş yapıyorlar. Teşekkürler. Peki çocukların cinsiyeti nedir? Biri doruk da. Öbürü, öbür de erkek değil mi? İki erkek çocuğu yok mu bunun? İki erkek gibi hatırlıyorum. Ne bileyim pek o kadar silik bir karakter ki hiç ona dikkat etmiyorum. <laughs> Ölüyorum anlasana repliğini Bihter nerede söylemiştir? Çetin'in davetini, nişanlarında işte. Nihal ile Behlül'ünce, Behlül'ün doğum gününde değil. Pekal ve Nihat'ın davetinde, Firdevs ve Çetin'in davetinde. Son soru, Aşk-ı Memnu hangi yıllar arasında yayınlanmıştır? Aşk-ı Memnu toplamda sadece bir tane e, sezon arası verdi. 2010'da finalini yaptı. Yani 2008'de, 2008-2010. Teşekkürler. Teşekkürler. Ah, çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Alnım nakıyla çıktım bu testten de. Yani P. Queen bilgisizdir, kültürsüzdür diyenler acaba şu an utandılar mı? Çok merak ediyorum. kültürümle, bilgimle, geekliğimle herkesi utandırdığımı düşünüyorum. Herkesi utandırdığımı düşünüyorum. Sen bu dizinin en has, en iyi fanısın. Hadi itiraf et. Canın sıkıldıkça Aşkım memnun izliyorsun. Evet. Başka ne yapacaktım? Ne izleyecektim ben? Üstelik sadece bölümleri izlemekle kalmamış. Tüm detayları da detaylarda da yalayıp yutmuşsun. Adeta Ziya Gil yazısının bir fanısın. <laughs> Sen de ış, sen de şık kıyafetlerini giyip yalıda salına salına dolanabilirsin. Ama Beşir'e dikkat, uyarmadı deme. Ben orada olacağım. O Beşir var ya, o Beşir acaba hayatta kalır mıydı o Beşir? Hayatta kalır mıydı acaba o Beşir? Daha ikinci bölümde gittiydi, çektiydi orta ama neyse duaysın. Peki siz şeyi gördünüz mü? Benim Aşkı Memnun Katman listesinin altındaki yorumları. <laughs> o kadar çok ciddi yalan insan var ki. O kadar çok ciddi alıysa bak bekle dur bir saniye. P Queen aşkı memnu dayak yazsam. Nerede ya? Ha? Hangi Aşkı memnu karakterlerini döverim? Testinin altındaki yorumlar. Nerede bu ya? Ay dur bakayım. Cık, bunda değil. Ay! Yok. Ay bir hocam bu arada adını Feriha koydum için de bir ara bir katman listesi yapabilir miyiz ya? Allah aşkına. Bir ara adını Feriha koyduma da yapalım katman listesi. Kimi döverim kimi dövmem olur mu?